Günaydın, merhabalar Ümit Bey, hoş bulduk. Merhabalar, yeniden beraber olduk Skype'tan olarak. Katıldığınız için çok teşekkürler öncelikle. Bundan başlayalım. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir siyaset bilimci olarak? Ben hikayenin başından sonuna bir özetlemeye de çalıştım. Evet, ben de takip etmeye çalışıyorum tabii ki. Şimdi yeniden Refah Partisi'nin, yani Türkiye'nin lokal olarak birkaç il ve bazı ilçelerinde belirli bir oy gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Ama tek başına belediye başkanlığını çıkarmaya yetmesine belediye meclis üye dağılımında dengeleri kısmen değiştirebilir. Ama asıl önemli olan tabii ki Cumhur İttifakı ve Adalet ve Kalkınma Partisi için İstanbul. Çünkü İstanbul'daki %3 civarındaki oy oranı, ki yapılan kamu araştırmalarında bunun bir miktar daha da arttığı gibi bir bulgu tespit edilmiş durumda. İstanbul'da yani bir game changer, oyunun kaderini değiştirecek bir potansiyeli olduğu ortaya çıkıyor. Bu açıdan tabii ki şimdi bir iki gün içinde belli olacak. Henüz kesinlikle aday çıkarmayacak ya da çıkaracak diye İstanbul örneğinde iddialı bir şey söylemek mümkün değil. Evet. Hocam şunu bir de tabii Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklaması. Bir işte kent uzlaşması diye yeni bir deyim atıldı ortaya. Evet. Bunlar da sanıyorum Cumhur İttifakı'nda büyük bir rahatsızlık yaratmış. Hele bunun üzerine Yeniden Refah Partisi ile anlaşamamak da tabii ki iyi bir durum olmayacak onların açısından. Bunu da Yeniden Refah görüyor. Evet. Evet. Şimdi tabii yani İstanbul'da DEM Partisi'nin Başak Demirtaş'ın aday olmamasıyla çıkan yeni durumda çıkaracak aday kim olursa olsun, ki muhtemelen bir İstanbul milletvekili, bir de Meral Danış ismi üzerinde duruyor anladığım kadarıyla. Özellikle DEM Partisi'ni yeniden oyunun içine dahil etti. Oyunun içine dahil ederken yeniden Refah Partisi'nin de İstanbul'da aday gösterip göstermemesi bu demin son kararı karşısında daha da önem kazandı. Dolayısıyla yani bu oyun içinde iki partinin takınacağı pozisyon İstanbul seçimlerinin kaderini etkileme potansiyeline sahip. Şimdi yani Cumhur İttifakı bu konuda tabii çok endişeli doğal olarak, ki bu oy oranı arada çok büyük bir makas olmadığı için sonucu tayin edebilir. Bu tür Osman Ocakları gibi bir takım şeyler de yapılar da ister istemez tabii Cumhur İttifakı'na destek verdiği için mümkün olduğu ölçüde yeniden Refah Partisi'nin elini nasıl zayıflatabiliriz arayışında anladığım kadarıyla biraz da bununla ilgili. Çünkü demin güçlü bir aday göstermedi. Yeniden Refah Partisi'nin ise güçlü bir adayla seçime katıldığı İstanbul yarışında dengeler önemli ölçüde değişebilir. Peki şunu söylemek istiyorum, evet. Sormak istiyorum daha doğrusu. Baktığınız zaman bir Sonar'ın bir araştırma sonucunu açıkladığını görüyoruz. Orada diyor ki Başak Demirtaş'ın katılması halinde sonuç yine önde 1-1,5 puan civarında Murat Kurum'un önünde yer alıyor. Bu araştırma sonucuna evet. göre İmamoğlu. Evet. Şimdi çekilince ve de oraya böyle Başak Demirtaş çünkü çok güçlü bir aday olacaktı tabii. Evet. Başka bir aday gelse dahi özellikle İstanbul'daki Kürt asıllı seçmenin bu tarafa gitme olasılığı daha da fazlaşacak. Bunun etkisi olacaktır mutlaka, öyle değil mi? Tabii ki, ama şunu ifade etmek gerekir. Yani %1, 1,5-2 oy farkı gerek Sayın İmamoğlu gerekse Sayın Kurum lehine çıkan araştırmalarda araştırmaların hata payı güven düzeyi sınırları içinde. Anlaşılan o ki şu aşamada başa baş bir durum söz konusu İstanbul örneğinde. Şimdi Başak Demirtaş'ın tabii özellikle DEM Partisi seçmen tabanında çok önemli sembolik bir ağırlığı var ve DEM Partisi kimi aday gösterirse göstersin
Başak Demirtaş'a yönelecek seçmen desteği kadar bir destek gelmesi eşyanın doğası gereği kolay değil. Değil. Yani blok olarak Dem seçmenini çekebilmesi Demirtaş'ın söz konusu idi. Şimdiki yeni durumda aday kim olursa olsun özellikle Ekrem Bey lehine çözülmelerin daha fazla olma olasılığı var. Kaldı ki bu bir sembolik aday olarak da öne çıkarılabilir. Özellikle seçmen tabanını bir şekilde Ekrem Bey yönünde serbest bırakma gibi bir stratejisi de olabilir. Bu biraz özellikle İstanbul'daki bazı ilçe belediye başkanları başta adalar olmak üzere yine bir iki ilçede başka kentlerde ve belediye meclis üyeliklerinde yapılacak pazarlıklarla ilgili bir durum. Eğer pazarlık yapılıp bir uzlaşma sağlanırsa ilçe belediye başkanlığı ve meclis üyeliği konusunda o takdirde çok büyük ölçüde bu Dem Partisi seçmeninin İstanbul örneğinde Ekrem Bey'e yönelme olasılığı yüksek. Çünkü başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin büyük kentlerinde stratejik oy verme eğilimi de çok güçlü Dem Partisi seçmeni. Yani kazanmasını istemedikleri aday karşısında kendi partilerinin adayları olmasa, kendi partileri olmasa da o parti ve adaya oy verme eğilimi oldukça yüksek. Bu Dem çizgisindeki seçmenin biraz evet. Bununla da ilgili gibi. Peki efendim. Hemen bu gelişmeler olmadan önce bu Dem Partisi'nin ileri gelenleri biliyorsunuz Edirne'ye gittiler ve Demirtaş'la Selahattin Bey'le görüştüler. Ve Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamayı onlar dile getirdi. Orada şöyle diyor, en önemli söylediği şey şu: biz ne yaptığımızı biliyoruz, bize güvenin. Bu nasıl bir mesaj? Yani burada da benim anladığım kadarıyla tabii yani Başak Demirtaş rastgele bir aday olarak ismini öne çıkarıp sonra geri çekilme diye bir şey söz konusu olmadı. Değil. Tabii ki burada tabii muhtemelen İstanbul örneğinde özellikle seçmenin bir miktar tepkisini ölçmek, kendi tabanının özellikle tepkisini ölçmek Dem ki Başak Demirtaş'la Dem, Selahattin Demirtaş'ın da ifade ettiği gibi farklı düşünüp farklı kararlar, farklı söylemlerle kamuoyunun karşısına çıkmış değil. Mutlaka bir strateji çerçevesinde sürecin ilerlediğini düşünüyorum. Bir oyun kurma arayışı olduğunu düşünüyorum ben. Tabii birlikte düşünülüp verilmiş olan bir karar ve böylece aslında bir yönüyle de Dem seçmeninin özellikle bu İstanbul sonucunda yani İstanbul'da sonucun ortaya çıkmasında önemli bir aktör olduğu konusunda Dem seçmenini de hareketli tutmak. Yani siz İstanbul'da seçim kazandıran bir seçmen topluluğusunuz mesajını verme gibi bir niyetleri olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Dem yine İstanbul'da sonucu tayin eden bir parti olduğu konusunda kamuoyunda sürekli olarak kendisini belki isteyerek, belki istemeden tartıştırmıştır. Yani bu Dem Partisi açısından da kendi cenahlarında bence önemli bir gelişme olarak okunabilir. Yani Dem Parti'nin o üç ayrı şekilde düşünen o grupları da aynı yerde birleşmiş oluyorlar bu durumda. Tabii ki. Tabii ki zaten amaç mümkün olduğu ölçüde. Şimdi diğer parti ve adaylara seçmen tabanlarından seçmen kaçırmamak, eğer bir karar çıkarsa o karar doğrultusunda blok olarak seçmeni o aday ya da partiye yönelmesini sağlamak, stratejik olarak bunu öne çıkardıklarını düşünüyorum. Peki hocam, şimdi o zaman bir de genel olarak bakalım. Yani Cumhur İttifakı, CHP'nin bu yalnız başına bırakılma meselesinde çatlaklar oluşmuş vaziyette. Görüyoruz onu.
Ama genel olarak baktığımız zaman nasıl bir şey çıkıyor önümüze? Şunu şurası da 2 aydan çok daha az bir süre kaldı. Ne diyorsunuz? Tabii şimdi 52 gün yanılmıyorsam çok uzun bir süre değil ama oy makasının özellikle adaylar arasında dar olduğu bir ortamda 52 günde çok önemli. Önümüzdeki süreçte özellikle Cumhur İttifakı'nın İstanbul örneğinde nasıl bir strateji izleyeceği çok önemli. Benim yine izlediğim kadarıyla şu aşamaya kadar daha seçim rekabetini teknik bir boyutta öne çıkardı AKP ve Cumhur İttifakı. Zaten Sayın Kurum'un aday gösterilmesi de bunun bir yansıması olarak okunabilir. Yani fazla politik rekabet hattına girmeden İstanbul'un sorunları üzerinden bir rekabeti öne çıkarmak, işte başta depremin yol açabileceği sorunlar, kentsel dönüşüm, İstanbul'daki yani kentleşmeyle ilgili sorunlar, yoksulluk sorunları, özellikle sosyal destekler, daha böyle siyasetli, böyle teknik ve sosyal boyut üzerinden rekabet etmeye. Peki ama orada bir ara soru çıkıyor ortaya. Onu size yönelteyim. Tamam, bu dediklerinize katılıyorum ama bir de Cumhurbaşkanı'nın, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın iki şeyi öne çıkardığını görüyoruz. Bunlardan birisi her zaman olduğu gibi işte CHP'yi terör şeyiyle itham etmek, onunla iltisaklı görmek. En son onu yaptı zaten, bu Çağlayan saldırısından sonra da aynı şeyleri yaptı. Bir de özellikle şeriat üzerindeki yapmış olduğu açıklama şöyle bir izlenim verdi. Yani bu öyle dil sürçmesi vesaire, o an için söylenmiş falan bir laf değil. Bunu seçim sırasında da kullanacaklar bunlar gibi bir düşünce getirdi akla. Siz buna katılıyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz işin o tarafını? Tabii şimdi 14 ve 28 Mayıs sürecinde de bunu biz izledik. Özellikle Cumhur İttifakı'nın kampanya stratejisinde yani rakipleri bir şekilde dışlama, hatta düşmanlaştırmaya dayalı bir negatif kampanya, hatta post-truth, gerçek ötesi bir kampanya stratejisiyle seçmenin karşısına çıkmışlardı. Şimdi söylemlere dikkate aldığımızda 14 ve 28 Mayıs sürecindeki söyleme benzer bir söylem zaman zaman dillendiriliyor. Fakat şimdi bu söylemin özellikle büyük kentlerde alıcısının ben çok fazla kalmadığını düşünüyorum. Evet, partilerin özellikle Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu Anadolu kentlerinde, milliyetçi muhafazakar kentlerde yeni seçmen katmasa da kendi seçmen tabanını korumada bu tür milliyetçi muhafazakar söylem işe yarayabilir. Ama büyük kentlerdeki seçmenin gündelik ajandası artık bu tür sert söylemlerle, ayrıştıran söylemlerle seçmen çekebilecek etkiye sahip değil. Dolayısıyla özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde bu ekonomik sorunlarla, kentsel sorunlarla başa çıkmaya yönelik bir takım politika araçları ve söylemleri öne çıkarıyorlar. Anadolu'da ise öncelikli olarak yine bu negatif siyaset diliyle kendi seçmeni konsolide etme gibi bir strateji izledikleri kanaatindeyim. Yani o zaman dediğiniz gibi güçlü olduğu yerlerde, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, Karadeniz'de vesaire. Evet. Buralarda bunu daha çok öne koyacak, fakat büyük kentlerde bu şeyi çok fazla kullanmayacak. Bu çıkıyor, bu sonuç çıkıyor. Yani. Çünkü daha uzlaşmacı bir dille seçmenin karşısına çıkmak. Dediğim gibi 14 ve 28 Mayıs sürecinde o söylem artık satın alındı ve etkisini o dönemde gösterdi. Ama onun ötesinde yeni bir seçmen çekebilecek bir etkiye bu söylem sahip değil bence. O açıdan daha ılımlı,
daha her kesimden oy kapmaya çalışan ve siyaseti teknik, teknokratik bir yönüyle insanların gündelik ihtiyaçları ve sorunlarını çözmeye yönelik bir dille kendi tabanını en azından seçim kazanmaya yetecek kadar genişletme arayışındalar. Hocam peki şöyle bir şey de var. O seçimler sırasında da ekonomik darboğaz çok büyüktü. İnsanlar gene büyük yoksulluklar içindeydi vesaire. Fakat son tahlilde 2-3 puanlık bir oy farkıyla ikinci turda aldı AKP, yani Cumhur İttifakı seçimi. Şimdi buraya baktığımızda yerel seçimlerin farklı bir yönü de var. Çünkü yerel seçimlerde adaylar biraz öne çıkıyor partinin ötesinde. İkincisi de o günden bugüne aylar geçti. Ekonomik kriz iyice depreşti. Enflasyon daha da azdı. Verilen işte bu asgari ücrete yapılan zam daha insanların eline geçmeden eridi. Vesaire vesaire. Bu gibi ekonomi meselesi sizce ne kadar öne çıkar bu seçimler sattığında? Evet, şimdi ben dediğiniz gibi geçen seçimde gerek 14 Mayıs genel seçimi gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yani boş tencerenin siyasal iktidara yönelik desteği azaltma yönünde etki yapmadığı argümanına ben özellikle büyük kentler örneğinde katılmıyorum. Niye? Çünkü büyük kentlerde Adalet ve Kalkınma Partisi de Cumhur İttifakı'nda diğer partilerde azımsanmayacak ölçüde oy kaybına uğradılar. 6-7 puanlık. Evet, şimdi dolayısıyla büyük kentlerdeki seçmenin politik parti tercihi, oy verme davranışı ile özellikle Türkiye koşullarında aslında yani dünyanın çoğu diğer ülkesinde de böyle. Yani Polonya'ya bakalım. Polonya'da da kentlerde ağırlıklı olarak daha liberal ama ülkenin diğer kentlerine, küçük kentlerine doğru gidildikçe daha muhafazakar konservatif partiler öne çıkıyor. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde bir oy kaybı yaşandı ve oy kaybı çok büyük ölçüde ekonomi politikalarının seçmenlerin gündelik hayatını etkilemesiyle ilgili olan bir durumdu. Yani seçmen bilinçli bir şekilde son derece araçsal oy kullanabiliyor. Yani iki şeye bakıyor seçmen. Bir geçmişe yönelik, bir de geleceğe yönelik. Geçmişe yönelik iktidar partisinin ekonomi politikaları benim gündelik hayatımı ne ölçüde olumlu ya da olumsuz etkiledi. İki, geleceğe yönelik bakıyor. İşte 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta büyük kentlerde hem geçmiş hem gelecekte artık iktidar partisinden beklediği desteği görememesinden dolayı bir miktar oy kaybına uğradı ve daha mikro düzeyde araştırmalara bakıldığında seçim sonuçlarında şimdi Cumhur İttifakı'nın en fazla oy kaybetmiş olduğu yerler sosyoekonomik düzey bakımından daha az gelişmiş büyük kentler için söylüyorum bunu özetle. Orta Anadolu, Karadeniz'de kendi oy gücünü önemli ölçüde koruyor. Çünkü buranın bir siyasal değerler, işte milliyetçi muhafazakar değerler. Onun dışında oralarda var olan güçlü bir takım sosyal dayanışma ağları, örgütlenmeler. Burada da şunu eklemek lazım. Tabii Erdoğan'la seçmenin kurmuş olduğu bir aidiyet ilişkisini o coğrafyada ekonomik koşullara rağmen zayıflatmak mümkün olmadı. Ama büyük kentlerde bu işlemiştir. Muhtemelen sizin de ifade ettiğiniz gibi o seçimden yerel seçimlere halen bu ekonomik kriz etkisini hissettiriyor ve muhtemelen hissettirmeye devam edecek, bu sanda yansıyacak diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Peki bu bağlamda gençler için ne düşünüyorsunuz? Tabii şimdi yanılmıyorsam
Yani Elon Musk'ın bu hafta şeyle siyasi partilerle ilgili bir ifadesi vardı. Önemli ölçüde Türkiye için de haklı. Yani insanlar neden bu kadar siyasi partiler için kendilerini feda ediyorlar? Niye bu kadar siyasi partilere güveniyorlar? Mealinden bir soru, güvenmeye değmez gibisinden bir soru sormuştu. Hı hı. Şimdi evet, yani dünyada şöyle bir sorun var özellikle. Temsili demokrasiler içinde temsili kurumlar önemli ölçüde aşınıyorlar. İnsanların siyasetle bağını kuran siyasi partilere olan destek düzeyi, bu temsiliyet ilişkisi zayıflıyor. Dolayısıyla bu zayıfladıkça seçime katılım düşüyor ve kolaylıkla ekstrem sağ partiler güçleniyor. Yani bu Avrupa'yı kastediyorsunuz büyük ölçüde herhalde, değil mi? Evet, evet. Avrupa'yı kastediyoruz ama şimdi 14 Mayıs'ta şunu da gördük. Var olan kurulu partilerin oy tabanlarında bir miktar azalma, iktidar partileri örneğinde. Mesela muhalefet partilerinde de, yerleşik muhalefet partilerinde, yani güçlü geçmişten beri siyaset yapan partilerde de oy tabanlarında bir genişleme olmadı. Buna karşılık hangi partilerde bir yükseliş var? Mesela Zafer Partisi'nde. Evet. Çok sınırlı ölçüde Memleket Partisi'nde. Dolayısıyla yeni partiler ve yeni aktörler sisteme girdikçe eski partilerden umudunu kaybedenler ya da bu partileri anlamlandıramayanlar, ki özellikle demografik nitelikleri itibariyle gençler. Ki evet, özellikle bahsettiğiniz evet, Zafer Partisi'nin evet, toplantısına gittim evet, özellikle bir evet, göreyim diye. Evet, hep genç evet, insanlar vardı. Evet. Yani hem Zafer Partisi hem Memleket Partisi'nin seçmen tabanında gençlerin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. İşte bu neden kaynaklanıyor? Bu temsil kriziyle ilgili olan. Evet. Yani yeni bir lider, yeni bir parti arayışı, özellikle siyasetle ilk kez tanışan, ilk kez oy kullanan gençler arasında oldukça popüler hale gelmeye başladı. Şimdi bu yerleşik temsili kurumların yaşadığı temsil kriziyle ilgili bir şey. Bu temsil krizinin şöyle bir orta vadeli daha olumsuz sonucu olabilir. Bu meşruiyet krizine dönüştüğü anda yerleşik kurulu partiler çok ciddi anlamda oy kaybedip bunun karşılığında popülist partiler bir anda sistemde oyun kurucu hale gelebilirler. Türkiye 2002 seçimlerinde Genç Parti ile bu eşikten dönmüştü. Bunu hatırlamak gerekir. Ayrıca da bütün o sizin dediğiniz o gün, yani 2002 seçimlerinde evet, üçlü koalisyon ortadan silinmişti tamamen. Yani tabii. Gerçi bugün evet, gençlerle ilgili diyoruz ama genel anlamda halkın da böyle bir silme potansiyeli oluyor öyle ya da böyle. Öyle değil mi? Yani yeni aktörleri bir şekilde, mesela AKP kuruluşundan bir yıl bile geçmeden yarışa giriyor ve birinci parti oluyor. Genç Parti yani %7 civarında oy alıyor. Evet. Mesela bazı illerde kendi oy ortalamasının 5-6 puan üzerinde oy alabiliyor. İşte Sakarya, tabii, İzmir. Genç Parti liderinin Trakya, İzmir'de aldı. İzmir'de. Dolayısıyla bu tür olasılıkları da göz ardı etmemek gerekir gibi. Evet. Aslında orada çok dramatik bir şekilde Genç Parti AKP'nin tek başına gelmesinde de çok büyük etki eden parti olarak geçti tarihe tabii. Kendisi istediği için değil ama olaylar onu getirdi. Öyle söylemek lazım. Evet, evet. Yani DYP o zaman çok küçük bir farkla giremedi. Tabii. Yani %9.9'la falan kaldı eğer yanlış hatırlamıyorsam. MHP'de %8.5-9'a yakın bir oyla seçilemedi. Yani evet, yani o dönem seçim sistemi eğer barajı geçseydi bu partiler, dolayısıyla Adalet Kalkınma Partisi'nin %34 oy oranıyla %65 parlamentoda temsil edilmesi gibi sonuç üretmeyecekti. Ve tek başına iktidar da olamayacaktı büyük bir ölçüde. Evet. Yani burada gençlerin, yeni seçmenlerin de çok büyük önemi olduğu da yatsınmaz bir şekilde ortaya çıkmış oluyor, öyle değil mi?
Öyle ve şu da önemli. Bir yandan dediğimiz gibi yeni kurulan partiler, yeni bir takım liderler gençler nezdinde bir itibar kaynağı olur iken, diğer tarafta mesela özellikle büyük kentlerin bazı ilçe ve mahallelerinde biz 14 Mayıs seçim sonuçlarıyla 2018 24 Haziran seçim sonuçlarını İstanbul, Ankara ve İzmir örneğinde mahalle bazında karşılaştırdığımızda şunu gördük. Şimdi kayıtlı seçmen sayısındaki artışın Cumhur İttifakı'na oldukça az katkı yaptığını, daha ziyade öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı yaptığını tespit ettik. Bunun iki nedeni olabilir. Birinci neden, ki o da etkili, özellikle bu kent içindeki konut değiştirmeye bağlı göç ve toplumsal hareketlilik özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne, hatta diğer Zafer Partisi'nin yüksek oy aldığı mahalleler de benzer kategori içinde etki yapıyor. Bir de ilk kez oy kullanan seçmenler, ki genç seçmenler ağırlıklı olarak, iktidar partisi ve Cumhur İttifakı partilerinden ziyade muhalefet partilerine, özellikle büyük kentler için söylüyorum, oy verme eğiliminde daha fazla. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten rica çok ederim. Aydınlatıcı oldu benim için de, izleyici için de eminim. Ama daha görüşeceğiz yani. Durun bakalım, şunlar bir açıklansın, ondan sonra olanlara bir bakacağız. Sizden şimdiden söz iyi alalım. Ben çok teşekkür tabii ediyorum. Sağ olun, var olun. Rica ederim. İyi günler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, durumlar hala.